Fatih Sultan Mehmet Han. Çağ açıp çağ kapatan, döneminin en zeki, en alim hükümdarı. Avrupa'yı tir tir titreten Fatih'in hayatı ile ilgili önemli, az bilinen özellikler üzerinde duracağız. Fatih Sultan Mehmet, Avrupa, özellikle de İtalya kültürünü tanıyan nadir hükümdarlardan birisiydi. Fatih'in yanında bulundurduğu Rum tarihçi Critvulos, onun kendi ana dili olan Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Farsça, İbranice, Keldanice, Slavca, İtalyanca, Yunanca ve Latince bildiğini ifade etmektedir. Bu özelliği bile onun cihan hükümdarı olduğunun bir kanıtıdır. Fatih'in özellikle İstanbul'da çok zengin bir kütüphanesi vardı ve binlerce ciltlik kitaba sahipti. Çok meraklı, araştırmayı ve okumayı seven bir padişahtı. Antik tarihe meraklı olan padişah, Plutark'ın Geografia isimli eserini Yunanca'dan Türkçe'ye çevirerek coğrafi bilimlere olan ilgisini de göstermiştir. Sarayda aynı zamanda Yunanca ve İtalyanca bilen iki katip bulunuyor ve padişaha eski çağ tarihi ile ilgili bilgiler veriyordu. Mitoloji ile de ilgilenen Fatih, Homeros'un meşhur İlyada destanının kopyasını hazırlatmıştı. Dünya tarihine de yakından ilgi duyan Fatih Sultan Mehmet Han, papaların, imparatorların, Büyük İskender'in, Lombardların ve kainamelerini de okumuştu. Divan edebiyatında Avni mahlasıyla şiirler yazmıştı. Döneminin önemli Müslüman ve Hristiyan bilim adamlarını, sanatkarlarını sarayına davet etmiş, onlara iltifat ve ikramlarda bulunmuştu. İstanbul Ortodoks Kilisesi'ne patrik olarak atadığı Genadios ile Hristiyanlık akadi üzerine müzakereye girişmiş ve bu müzakerenin yazılmasını istemiş, Genadios itikatnamesi olarak da yazılmış idi. Fatih Sultan Mehmet bu özelliklerinin yanı sıra makine mühendisi de, çünkü o büyük havan topları olan Şahi toplarının da çizimini bizzat kendisi yapmıştır. Bir başka biyografide görüşmek üzere.